sevgili dostlar sponsorumuz golvar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Ben bu videoyu 23 Haziran saat 17.53'te çekiyorum. Çünkü geleceğe dair bir mesaj bırakmak istiyorum. Ben geçmişten geliyorum arkadaşlar. Şimdi bu kısımda şundan bahsetmek istiyorum. Fenerbahçe'nin yeni transferinden bahsetmek istiyorum ama öncesinde birkaç haberim var. Screener'ın alternatifi Kim Min-ji diye İtalya Serie a ekiplerinden Inter, Paris Saint-Germain'in istediği Sloven stoper Milan Screener'ın alternatifini belirledi. Fenerbahçe'de Kim Min-ji, Inter'in transfer listesinde yer alıyor diyor arkadaşlar haberde. Yani uzun lafın kısası Inter, Fenerbahçe'den Kim min listesine almış. Ve e, transfer adaylar arasında yer alıyormuş. Yalnız ben şeyi merak ediyorum. Ne kadar alma niyetindeler diye bakıyorum. E, eğer giderse Fiorentina'nın 25 yaşındaki sırf stoperi Nikola Milenković'i gündemine almış Inter. Bu transfer 15 milyon euroya bitirebilir diyor haberde. Ekim de listede diyor. Ben şeyi merak ediyorum ya. Harbi harbi bak. Onu da söyleyeyim. Şimdi. Trabzonsporlara göre Uğurcan büyük bedellere gidecek. Galatasaraylılara göre Marka büyük bedellere gidecek. Fenerbahçelilere göre Kimminci, Salahi, Altay Bayındır, Osayi, Ferdi, ee, O, Bu, Şu, Dabi, Crespo. Hani 5-10 kişi daha gidecek. Merak ediyorum hangisi emelini gerçekleştirebilecek? Gerçekten bak merak ediyorum. Şimdi Kim Minji listede diyor 40 maç oynadı. Bir gol başarısı daha önce sözleşmesi 18 milyon euroluk serbest kalma maddesi diyor. 18 milyon euro serbest kalma maddesi diyen arkadaşlara bir sorun bakalım. Hangi yani nasıl görmüşler? Yani bu maddeyi nasıl görmüşler? Sadece onu merak ediyorum. Ya arkadaşlar Allah rızası için yanlış anlamayın. Şu anda Fenerbahçe için forvet çok elzem doğru muyum? Kim Minji'nin forvet halini bulsanız sezonda kaç gol atar? 50 gol atar. Rahat 50 gol atar. Savaşan, hızlı, mücadeleci, yüreğini ortaya koyan 50 gol atar. 18 milyon euro serbest kalma bedeli olsa basıp parayı almaz mıydınız? Değiştiriyorum. Sorumu değiştiriyorum. Kulübüyle anlaştık. Futbolcunun adı ne olsun? Neymar olsun adı. Adı Neymar olsun. Çatır çatır forvet. 24 yaşında çatır çatır forvet hem de. 18 milyon euro. Gittik takımına denk, ya arkadaşım bak bizim durumumuz malum. Gelin biz bunu şöyle yapalım. Dört buçuk, dört buçuk, dört buçuk, dört buçuk, dört taksit ödeyelim diye yalvarmaz mıydık? Kapısında yatmaz mıydık? Yatardık. Peki ben size soruyorum. 18 milyon euro Avrupa takımları için çıtır çerez değil mi? Güney Kore pazarına açılmak için müthiş bir kapı değil mi? 18 milyon euro olsa saniye bırakırlar mı? Hocam 23'ü de bırakmazlar. İyi de futbolcunun anlaşmaları lazım. Demek ki 23 teklif eden takımlar da anlaşabilecek takımlar değil. Buradaki inceyi ne olur anlayın. Devam etmeyeceğim çünkü. Abdülkerim Bardakçı Konyaspor'a veda etti. Şimdi bak ben haberi değiştirerek okuyacağım. Fenerbahçe'nin yeni transferi belki de şu ana kadar siz bu kapı görmüş olacaksınız. Yani bu kapı açıklamasını belki de görmüş olacağınız için e, ben bu şekilde söyleyeyim. Ama benim tahminime göre 24 25 Haziran'da açıklanabilir ya. Belki de siz bu videoyu izlediğinizde hala kapı yapılmamış olabilir. Ee, neyse kesin konuşmayalım. Sonra sonuçta ben kap şu gün dediğim zaman Fenerbahçe gıcıklık yapıp gıcıklık yapıp gece 00 bilmem 03'te açıkladığı oldu ya. Ya diyorum ki mesela 24'ünde diyorum gidip 25'inde gece 0-3'te açıklıyorlar. 3 dakika geç açıklıyorlar. O gıcıklığı yapıyorlar. Ama ben 25 Haziran diyorum yine de. Bakalım ne olacak nasıl olacak. Nasıl bildiğimiz zaman da hiçbir artış olmuyor. Abone sayısı artmıyor etmiyor. Bilemediğimiz zaman ama kötü şeyler oluyor. O yüzden boş veriyorum. Fenerbahçe'nin yeni transfer Abdülkerim Bardakçı'nın kısa süre içerisinde İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeyi imzalayacağı öne sürüldü. Bakıyorum hemen. Ben 25'inde açıklarını diyorsam 25'inde gelecektir İstanbul'a. İşlerini halledip. 26'sında da takımla işte sağlık kontrollerinden geçecektir. Ya da 25'inde. Ee, önümüzdeki haftaya kadar da İstanbul ayağında durup. Gerçi 25'inde maç var ya. Maç günü açıklar ama. O zaman 26'sına sarkar. Konya Spor maçları savunması için 3.4 milyon euroluk bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olmuş. Öyle söylüyor haberler. Bir şey söyleyeceğim. 3.5 milyon euronun üstündeki transferleri kap açıklama yapma zorunluluğu var. Eğer 3.5 milyon euro açıklanmazsa bilin ki 3.5 milyon eurodan daha düşüktür. Ee, diyor ki Arkadaşlar ne olur şifreleri anlayın açık açık söyleyemiyorum bazı şeyleri. İlk duygularını Konya Yeni Haber Spor Müdürü Yılmaz Çeliğe anlatmış. Demiş ki 27 yaşındaki başarılı stoper. Değişik duygular içerisindeyim. Sabri ile birlikte oynamanın Ne oluyor lan? Tövbe estağfurullah. Biri beni anlar Değişik duygular içerisindeyim. Konya Spor'a para kazandırdığım için de ayrıca çok gururluyum. İnşallah Konya'mı en güzel şekilde temsil ederim. Herkes hakkını helal etsin. Umarım her şey çok güzel olur demiş. Ee, i̇lk 3.4 ödenecek ancak bunun 2.8'i peşin. Kalan 600 bin eurosu lig şampiyonluğu. Şampiyonlar ligine katılım Bir sonraki sezon Türkiye kupası kazanması gibi şartlarla bonus olarak. Tamam lan. Değiştiriyorum bonusu. 2 milyon euro peşin. 1. O zaman ben bilmiş oluyor muyum 2 milyon euro? <laughs> ee, 800 bin euro lig şampiyonluğu 2.8 Yok 600 bin euro lig şampiyonluğu 2.6 400 bin euro Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkım 3 2 milyon 200 bin euro da Türkiye Kupası'nı kazanma bonusu diyelim. Bu şekilde olursa benim 2 milyon euro duyumum doğru çıkmış oluyor mu? Sonuçta şampiyonluk kesin değil. Hakem faktörü var bilmem ne faktörü var. Şampiyonlar Ligi kesin değil. Türkiye Kupası kesin değil. Hocam üçünü de alırsak 3.2 vermiş oluyoruz. Duyumun tutmuyor. Lan 3'ünü alalım. Üçünü birden kazanalım. Duyumum tutmasın, küfür eden, ağzımı açarsam adam değilim. Düşünsene şampiyon oluyoruz inşallah. Türkiye Kupası'nı alıyoruz, Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı elde ediyoruz. Lan üçünü de alalım, sövün lan. Ağzımı açarsam adam değilim lan. Çok da abartmayın yani, bir, ta bir, tane hakkımız var. Vallahi billahi. Ya bizim derdimiz Fenerbahçe'ye bırakın. Fenerbahçe'deki maaşı diyor arkadaşlar Sarla Acıbert'ten 750 bin euro kazanacakmış. 13.7 milyon TL. Çok. 11 milyon TL'ye kazansın. Hocam 11 milyon TL'ye kaç yapıyor? Ne bileyim 11 milyon TL'ye kazansın. 13.7 çok. Anlaşmanın 4 yıllık olacağı kaydedildi. 3 artı 1 olsun. 4 olsun 4. Abdülkerim'in kariyeri Konya Spor Altı yetişen 27 yaşındaki stoper Abdülkerim ilk kez bir İstanbul takımında forma giyecek. Adana Demirspor. Samsun Spor, Giresun Spor, Denizli Spor, Altay formaları giyen Bardakçı bugüne dek 116 maçta forma giyerken 9 gol 8 asistlik performans ortaya koydu. Ee, oynadığı maç sayısı biraz tereddütlü açıkçası. Ama zaten bu şekilde alınırsa da şey yapacak. Bu arada benim yani ben şu an 23 Haziran'dayım ama İstanbul'da gelecek falan filan diyorlar. Benim bildiğim Abdülkerim Bardakçı Abdülkerim'in temsilcisi geldi. Yani onunla görüşüldü, anlaşıldı diye biliyorum. İmzaların da atıldığını biliyorum. Abdülkerim'in kendinin gelmesinden bahsediyorum. O alternatif şey, o detay kaçmasın. Şimdi Yağız Bey özel haberle belirtmiş. Jorge Jesus Flamengo'dan William Arao'yu istedi. Fenerbahçe Carvalho ile anlaşamazsa Arao için teklif yapacak. Hani hem istedi hem teklif daha yapılmamış mı diye. E, ve dün itibariyle 22 Haziran demiş ki Fenerbahçe ile Flamengo arasında William Arao için resmi teklifler başladı diye. Bilmiyorum benim duyumlarıma göre de teklifler, görüşmeler başladı, edildi, yüksek bedel istendi, düşülmedi. Düşülmediği için biz biraz soğuk bakıyoruz. Bu gidişten de iptal olur ama düşerlerse olabilir. Zayt, Miha Zayt, aa dur çok özür diliyorum. Şunu vermem lazım. Şimdi arkadaşlar başarılı gazeteci Yağız Sabuncuoğlu Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği teklif gelirse satmayı düşünebileceği oyuncular için minimum bedel belirlemiş. Yani bu kadar olur en fazla diye. Bakalım fiyatlara. Yağız Bey diyor ki Miha Zayt ve Miha Zayt'sin 7 milyon euro bandında diyor. Bir şey söyleyeceğim. Allah rızası için. Elinizi vicdanınıza götürün. Bu kanaldan duyduğunuz şeyleri de ben söyleyeyim. Yalansa yalan deyin. Zayis için yediği zaten ben demiştim. Hatta Mert Hakan için de 7 milyon euro dedim. Mert Hakan yandaş bir. E, İrfan Can Kahveci 2 yani 7 milyon euro ve üstünde teklif gelirse masaya oturulur yoksa yok diye. Pelkas için 6 diyor. Pelkas için kesinlikle 6 değil. 5 hatta 4.5 verilirse Pelkas satılır. Bunu bir değiştirerek söyleyeyim arkadaşlar. Valencia 4 diyor. Valencia'ya hala hazırda 2.5 milyon euroluk teklif var. Ancak deneme aşamasında şu anda konuşmak için erken. Belki de o 2.5'luk teklife gidecek. Tisserant için 3 demiş. Asla 3 değil. 2-2.5 bandını veren olursa direkt gönderilecek. Çünkü yıllık ücreti 1.8 milyon Euro diyelim iki buçuk teklif geldi hesaplayın 4.3 yapıyor Sen zaten 4'ü aldın kar elde etmiş gibi bir şey olsun Lemos 1 milyon Euro diyor Normalde biz Lemos da fesih pazarlığı yapacaktık Lemos için 220 bin Euro'luk yanlış duymadınız 220 bin Euro'luk teklif var masada bekliyoruz değerlendirmek için Novak 500 bin Euro diyor Sparta Pırağı'nın geçen sene 2,5 milyon euroluk bir teklifi olacaktı. Yapmadılar. Bu sene istedikleri kadar yapsınlar. Sparta Pırağı 2,5 diğer takımlara 500 bin euro. E, Kolker ve Meyer'i yazmış. E, bu arada Samatta 3 milyon euro demiş. Samatta için şu inşallah Arabistan'dan 4,5 duyumum doğru çıkar. İnşallah. Gustavo 2 demiş. Gustavo'yu fesihle bile göndeririz. Max Mayer 2 milyon euro sonraki satıştan pay demiş. Biz Meyer'i bedava aldık. 1 milyon euroya. Midgeland'ın opsiyonu 1 milyon euroydu. Bugün 1 milyon euroya gönderirsin. Kolkır 1 milyon euro demiş oldum ama ben Kolkır diye bir futbolcumuz yok diye biliyorum. Belki de ben yanlış biliyorum arkadaşlar doğru biliyordur. E, ona da bakacağız arkadaşlar. E, başka adını saymadığım kişi kaldı mı bakayım. Novak, Kolkır, Lemos, Meyer, Gustavo, Samad, Tatiseran. Yani bunu söylüyor. Ben de size benim duyumlarımdan aktardığım kadarını söyledim arkadaşlar. Bunu da söyledim. Başka ne kaldı? Şimdi bakın Kolkır, Meyer. Kolkır saymıyorum ama Meyer hani bonservis bedeli olmasa da gidebilecek oyuncular. Meyer, Lemos. Hani e, hani fesih edilmek isteniyor dendi de ama fesih konusunda Kolkır dışında kimse fesih olmayacak gibi duruyor. Novak 500 bin lira 1 milyon euro arası demiş. Lemos 1 Tisserand 3'lük bedel, bedel belirlendi. Bu civarda tekliflere okey. Arap Yarımadası'ndan ve Balkanlardan teklif almış Valencia. 4 milyon euro deniliyor. 2,5 teklif veren Arap Yarımadası'ndan olabilir. Evet. Ee, Pelkas ve Zayis 6-7 gelirse gündeme gelebilir. Samat'ta da kulüplere önerilmeye devam ediyor demiş. Doğru arkadaşlar. Şimdi ben bir şey söyleyeyim Zayis'la ilgili. Evet Zayis iyi bir topçu. Bana göre değil. Bana göre Fenerbahçe seviyesinde değil. Ama potansiyel ortaya çıkmışken, para ediyorken. Şimdi merkezde Crespo Zaits bozul, bozulacak gibi duruyor. Çünkü o merkeze transfer yapmak için çok çabalıyoruz. Hal böyleyken ben Zaits'in tutulma taraftarı değilim. Arasını değerini bulup gitmesi taraftarıyım. Hani hep bana soruyorsunuz ya hocam niye bu kadar orta saha fetişiz mi? Bir bak Gustavo gitme gitme. İki zayt gitmesi gündemde olan isim. Değil mi bak? Usta Oza şöyle ekrana bir vereyim. Zayts 1, Pelkas 2. Pelkas'ı kanat düşünmeyin arkadaşlar. Merkez düşünün. Gustavo 1, Zayts 2, Meğer 3. Değil mi? Bak Zayts, Gustavo, Meğer 3, Ozan Tufan 4, Mesut Özil 5. Farkında mısınız bilmiyorum. Hiç orta saha kalmıyor gibi bir şey oluyor. Crespo 1, İsmail Yüksek 2. Değil mi şu anda? Mert Hakan 3, Arda 4, Lincoln 5 diye sayarsın. İsmail Yüksel'i e de saymasın. Bak oraya, belki orta saha 2 transfer birden olacak. Buradan da şifreyi çözüyorsunuz. Fenerbahçe Portekiz'in son haberim de bu arkadaşlar. Portekiz'in lan Famala Malitiko Fanil Malitiko şu Fana Malitiko Familicao takımında oynayan stoper Alexandre e, Alexandra Peter Penetra ile ilgileniyormuş. Daha ben adını bile söyleyemediğimden bu haberi ilk defa okuduğumu anlamışsınızdır. 20 yaşında 9 Eylül doğumlu 21 olacak. Portekiz 21'de oynamış. 29 maça çıkmış. 2026'ya kadar sözleşmesi var. Zaten alt yapı, Benfica altyapısından çıkmış. Amerika'ya veya bedava gitmiş. 33 maçta 2 gol var. 2009-25 dakika. Sol ayaklı mı? Ayak önemli benim için. Sağ ayaklı. Yok arkadaşlar zannetmiyorum bu transferin gerçekleşebileceğini. Ha şunu söyleyeyim. Tisserant 2-2.5'a okutursun. 1. <laughs> Lemoz'u biri okutursun 2. Et sana 3.5. Salai'yi 13 okutursun 16.5. Abdülkerim ucuza alırsın 1. Serdar Aziz 2. Kim Minji 3. Kim Minji'nin arkasına stoper arıyorsundur. 1 bir, 1.5'a da bunu veriyordur. Potansiyel dersin. Alırsın en azından 12 13 kâra geçersin. Onun dışında beklemeyin arkadaşlar. Benim bu kısmı aktaracaklarım bu kadar. Videoyu da çok uzatmayayım. Sonra beğenmiyorsunuz. Videoyu beğenilerinize sunuyorum. Beğenilerler dert görmesin. Beğenmeyen arkadaşlar da ne diyeyim? Abone olmayan arkadaşlara ne diyeyim? Acele edin. Kanalın bir parçası olun. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.